Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir şekerpare tarifi hazırladım. Tarifim tam ölçülüdür. Sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet için 2,5 su bardağı şekeri tencereme almıştım. Üzerine 3 su bardağı su ekledim. Bir dilim de limonu ekledikten sonra ara ara karıştırarak kaynamaya bıraktım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika boyunca kaynattım. Şimdi kıvamını kontrol ediyorum. Kıvamı tam da istediğim gibi olmuş. Şerbeti soğuması için kenara bıraktım ve hemen tatlının hamurunu hazırlamaya başladım. Tatlının hamuru için 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarini yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı, irmik, bir çay bardağı pudra şekeri ekledim. Bir paket kabartma tozu, bir pakette şekerli vanilyayı ekledikten sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. tatlıyı hazırlarken dikkat etmeniz gereken önemli püf noktalarından bir tanesi de kullandığınız margarin veya tereyağının mutlaka oda sıcaklığında iyice yumuşamış olması gerekiyor. Ayrıca hamuru hazırlarken orta sertlikte bir hamur hazırlayın. Hamuru katı kıvamda hazırlarsanız tatlı şerbetini istediğiniz gibi çekmeyebilir. Ben hamuru şöyle kısa süre içerisinde toparladım. Hamuru yoğurmak için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Hamuru toparladıktan sonra tezgahın üzerine alarak biraz da tezgahın üzerinde yoğurdum. Şimdi şöyle rulo şeklinde uzattım ve hamuru eşit parçalar halinde kesiyorum. Hamuru bu şekilde parçalara ayırdıktan sonra kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak tatlının şeklini veriyorum. Şeklini verdikten sonra üzerine bir tane fındık yerleştiriyorum ve altına birazcık sıvı yağ sürmüş olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Hamurunu sadece 2 su bardağı un ile yoğurdum. Bu tariften tam 15 tane şekerpare tatlısı çıkıyor. Hem çok pratik, hem çok ekonomik, hem de çok lezzetli bir tatlı oluyor. Tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Bütün tatlıları aynı şekilde hazırlayıp tepsinin içerisine aldıktan sonra şimdi önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 170 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Tatlıları güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. Aradan 1-2 dakika geçtikten sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti döküyorum. Bu arada tatlı benim fırınımda 45 dakikada pişti. Bu süre her fırına göre değişiklik gösterebilir. Tatlının altı da üstü de güzelce kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Ben tatlının şerbetini dökerken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Ben tatlıyı hazırladıktan sonra sadece bir saat bekletebildim. Şimdi hemen doku testine geçmek istiyorum. Tatlıyı bir saat beklettiğim için tepsinin içerisinde biraz şerbet kalmış. Sizler tatlının şerbetini verdikten sonra 2-3 saat bekletirseniz şerbetini tamamen çekecektir. Hatta benim size tavsiyem bu tatlıyı bir gece önceden hazırlayın. Bir gece önceden hazırlandığında tatlı daha da bir güzel oluyor. Bu arada tatlıyı şerbetin içerisinde sadece bir saat bekletmeme rağmen tatlının hiç kuru yeri kalmamış şerbetini güzel bir şekilde çekmiş. Şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Sizler de ekrandan görebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.